Yan, abi. Bugün değil. Şu sıralar belki farkındasınızdır. Ufak ufak değişiklikler peşindeyim falan böyle işte Anyum Çingu TV ile ilgili. Bu da o değişikliklerden biri olabilir. Yani olmayabilir. Aynı şeyler de olabilir. Çok saçma oldu farkındayım ama her zamanki halim bence bir sıkıntı yok. Şimdi tanıtım videosunu çektikten sonra önerinize açık olduğumu söylemiştim ki bunu her zaman söylüyordum. Tekrar etmem gerekmiyormuş gibi geliyordu ama demek ki tekrar etmem gerektiriyormuş size hatırlatmam için. Önerilerden ilki soru cevap videosu yapmamdı. Hani hem senin için kolay olur, yani benim için kolay olur. Hem de hani böyle sürekli güncel tutmuş oluruz ortamı diye ben de kabul ettim. Dedim ki o zaman sorularınızı yollayın yani. Ama şu an bilgisayarım bir şeyler oluyor. Tamam. Şimdi o sorulara bakacağım. Şu an önümde bilgisayarım var. Bakalım neler var. Şöyle daha önce demiş ki, biraz büyüdüm görmüyorum. Şöyle daha önce demiş ki, iyi bir müzik zevkin olduğunu düşünüyorum. K-pop haricinde dinlediğin kişi grupları paylaşır mısın? Paylaşırım. Öncelikle bir şey itiraf etmem lazım. Çoğunlukla K-pop, yani K-pop demeyeyim ama Kore'de yapılmış olan Kore sanatçılarını dinliyorum çoğunlukla. Ama mesela yıllardır çok hayran oldum. Ve son zamanlarda da yeni çıkan şarkısıyla beni benden alan Bruno Mars abimizi asla dinlemeden duramıyorum yani. Son işte Uptown Funk. Onu çok seviyorum. Zaten Bruno Mars'ın hani hemen hemen bütün şarkılarını çok severim. Gorilla'yı çok severim işte. Grenade'i çok severim işte. Talking on the Moon. Talking with the Moon. Çok severim şarkıyı ama adını hatırlamıyorum. falan. Onun dışında kimleri dinliyorum? Yani bir klasiğim vardır. Hiçbir zaman değişmez. Michael Jackson'ı dinlerim sürekli. Zaman zaman sadece böyle Michael Jackson'ın dönemleri vardı işte ilk çıktığı dönem sonra tam böyle hani tam bir ara dönemi ondan sonra işte böyle artık baba olduğu dönem işte bir de son dönemi falan. Dinlediğim dönemler değişebiliyor bazen. Şu sıralar eski albümlerine takılmış durumdayım böyle hani Thriller ve Thriller'dan sonraki albümler işte böyle şeye kadar nasıl diyeyim Invisible albümüne kadar falan dinliyorum. Ondan sonra başka neler dinliyorum? Başka pek bir şey dinlemiyorum aslında. Çoğunlukla dediğim gibi Kore ağırlıklı şu anda. Ama Kore zevklerim bayağı değişmeye başladı yani. Başka bir soru. Bu Buse demiş ki en sevdiğin 5 erkek K-pop grubu. Şimdi bu soru benim için çok zor. Çünkü benim için en sevdiğin kavramı biraz değişik. Çünkü K-pop öyle bir sektör ki biliyorsunuz hani adamları sevebiliyorsunuz. Bir de hem adamları hem müziği sevebiliyorsunuz. Bir de sadece müziği sevebiliyorsunuz. Hani adamlardan nefret ediyorsunuz demiyorum ama hani böyle özel bir sempati beslemediğiniz olabiliyor. Şimdi o yüzden benim için biraz zor. En sevdiğin grup kim derseniz içiyle dışıyla falan 2PM. Ama 2PM'in müziğinin çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Evet çok seviyorum şarkılarını. Ama çok 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 daha iyi müzik yapan gruplar olduğunu düşünüyorum. O yüzden o açıdan düşünürsek 2PM'i bunun dışında tutarak konuşuyorum. En sevdiğim 5 erkek K-pop grubu. 1 numarada Big Bang var benim için. 2 numarada... Evet benim için de yeniler. Belki piyasa için de yeniler ama gerçekten beni fazlasıyla etkilemeyi başardılar. O yüzden BTS diyebilirim. 3 numarada çok zor oldu bu. Şu an çok zorlanıyorum. Bir dakika. MP3'lerime bakıp unutmak istemiyorum insan. MP3'lerim nerede? Şu an hiçbir şey yapamıyorum bilgisayar. Şu an saçma sapan yerlere tıkladım. Tamam. Şimdi erkek. Erkek. K-pop dedim de yani. O yüzden indie'ye de giremiyorum. B.I.P. B.I.P. tabii ki. B.I.P. 3 numaram B.I.P. Hatta BAP 2 Bangtan 3 ya. Evet yani BAP'ye bu konuda haksızlık yapamayacağım yani.
Dört numaram. Dört numaram. Dört numaram. Yok falan. Yani tabii ki var da karar veremiyorum. Yani mukayese edemiyorum insanların şu an birbirleriyle. Dört numaram. Dört numaram winner. Birkaç yıl öncesi yanı nasıl değişmiş şu an yani sıralamam. Kendime şok oldum. Dört numaram winner. Beş numaram da... çok ikilemde, üçlemde, dörtlemde, beşlemde falan kaldım. Blok bir düşünüyorum, Şinna'yı düşünüyorum. Daha debut yapmamış olan Aykın'ı bile düşünüyorum yani şu anda. Tupiye'mi düşünüyorum bir yandan. Ah, Beast'i düşünüyorum. Kimi koysam? Teen Top. G.O.D. ama G.O.D. yani tamam G.O.D.'yi saymayacağım. GOT7. GOT7 mı? Yok, GOT7. GOT7. Ya GOT7'in ilk iki albüm yani mini full albümlerden bahsediyorum. İlk iki albümü çok beğenmiştim ama son albümden o kadar şey değilim. Ay, o kadar detaya girersem olmayacak bu. Cevap veriyorum. Blok B. Bir Big Bang, 2 BAP, 3 BTS, 4 Winner, 5 Blok B. Beşinci konusunda gerçekten çok sıkıntılıyım şu anda. Blok B'yi çok seviyorum ama ne bileyim diğerlerini düşününce de yani. 10 olsa daha fena olacaktı ama şu anda. Evet, başka ne var? Bakalım. Özge demiş ki yaptığın meslek nedir ve mesleğinle ilgili bilgi verir misin? Şimdi nasıl anlatsam. Aslında bunu anlattığım bir video var ama neyse bu seferlik şey yapacağım. Cevap vereceğim ilk olduğu için. Ben hala öğrenciyim. Kültür Üniversitesi'nde oyunculuk okuyorum. Son sınıfım. Son birkaç ayım. Gerçi yaz okuluyla mezun olacağım. Ayrı mesele ama önemli bir durum değil. Böyle işte bir tane falan ders alacağım yani. Ama ne zamandan beri bir düşüneyim. Oradan 3 koy, oradan da 3 koy. 6-7 yıl sürekli tiyatro yaptım. Yani tiyatronun hemen hemen her şeyini yaptım yani. Oyunculuk da yaptım, sahne ameliyatı da yaptım, asistanlık da yaptım. Dekor da boyadım, kostüm de diktim. Hemen hemen her şeyi yaptım. Bir ışık yapmadım. Ama mesela efekt verdim falan yani ışık odasında yukarıda bulunduğumda oldu. Her yanını biliyorum. Işığı da tek çok teknik bir şey olduğu için yapamıyorum. Ama böyle hazır ışıklardan verebiliyorum böyle. Düğmeye basıyorsun kendi yanıyor. Onları yapabiliyorum. yani oyuncuyum diye yani oyuncuyum evet oyuncuyum ama daha buna mesleğim diyemiyorum maalesef çünkü henüz oyunculuktan para kazanmış değilim. Bir sürede para kazanabileceğim bir duruma girebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü hani buna vaktim yok maalesef. Evet, çok saçma bir bahane gibi görünüyor şu anda ama hayatımın amacı oyunculuk, hayatımın hedefi oyunculuk. Ama oyunculuğa giden yolda atlamam gereken adımlar var ve şu an önceliklerimi o adımlar olarak değiştirdiğim için böyle şu anda. Ve 2 yıldır da tiyatro yapmıyorum yine vaktim olmadığı için. Ama bu yıl bitirme projem var. O yüzden yapıyorum. Yani öyle diyebilirim. Bu yıl yapıyorum yani. Evet. Ve sizi ona davet edeceğim. Bekleyin. Mayıs'ta olacak. Tam her şeyinden emin değilim ama Mayıs'ta olacak. Başka? Rabia demiş ki Matrax diye bir radyo programı var. Onu hiç dinledin mi? Soracak başka soru bulamadım demiş bir de. Soru sormak zorunda değilsin Rabia ama hayır dinlemedim. Radyo dinlemiyorum. Radyo dinleyen bir insan değilim. Eskiden çok dinlerdim. İşte Melon Şapka vardı. Bilmiyorum muhtemelen birçoğunuz hatırlamaz. Ne bileyim Arıza hala var galiba. İşte Nihat'la Sivrisinek falan. Onları çok severdim. Ama yani yıllardır radyo dinlemiyorum. Bilmiyorum. Gizem demiş ki ben cahil mi kaldım? Adaşım niye yok? Gizem nerede demiş. Gizem'in nerede olduğunun cevabı şuraya bir yere, şurada bir yerde, şu videoda. Şu videoda. Şurada. Adını okuyamadığım bir dilde olan biri demiş ki Anyon ne demek?
Ben anlamadım. Selam demek mi yoksa sağ ol? Nefise demiş ki reaction. Yine reaction. 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 Ben de gerçekten çekmek istiyorum. Ama biliyorsunuz hani görmüşsünüzdür başka ne bileyim çeviri yapan sayfalarda belki görmüşsünüzdür çoğunlukla. Onlar bunun sıkıntısını çekiyor. Ben de çekiyorum. YouTube'un bazı telif kuralları var. Reaction çekerken benim oraya videoyu ve şarkıyı koymam o telif hakları ihlaline giriyor. Bu yüzden can sıkıcı şeyler olabiliyor YouTube hesabı üzerinde. Ve ben YouTube partnerlerinden biriyim. O yüzden bu risklere girmeyi, artık bu toplara girmeyi biraz daha minimumda tutmaya çalışıyorum. Bloğun daha fazla gelişebilmesi için. Şu sıralar telif haklarını ihlal etmeden reaction nasıl çekebilirim? Durmaya çalışıyorum, bir sürü reaction izliyorum. O yüzden yabancılardan hani böyle ufak tefek böyle hilelerini yapanlar var ama ben o hilelere de girmek istemiyorum. Böyle gerçekten telif haklarını ihlal etmeden reaction nasıl yapılır bunu çözmeye çalışıyorum. Eğer sizin de aklınıza bir şey gelirse lütfen İki tarafın da mutlu olabilmesi için benle paylaşmaktan çekinmeyin alttaki yorumlar kısmına. Grup tanıtımları çekmeye başlar mısın? Yeni çıkan bir sürü grup var. Onlarla ilgili bilgileri senden öğrenmeyi çok isterim. Lütfen cevapla, cevaplıyorum. Yeni çıkan bir sürü grup var. Evet ama yeni çıkan grupları inan daha önce tanıtımını yaptığımız kişiler kadar bilmiyorum ve daha önceki videolarda da denk geldiysen ya da geldiyseniz hakkında gerçekten çok şey bilmediğim, hani emin olmadığım, bir önemli bir detay atlamak istemediğim ve anlatırken benim de keyif alabileceğim. Çünkü öyle olmayınca hani siz de almıyorsunuz o kadar keyif. Çünkü hani tanımıyorum. Yani bir 2PM'i anlatmamla, bir Big Bang'i anlatmamla şu an mesela BTS'i anlatmam arasında fark yok ki BTS üyelerini hala birbirine karıştırıyorum. Ama grubu çok sevdiğim gerçeğini değiştirmiyor yani. Hani mesela Gizem'le çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bir grup tanıtımı var ki o da Shina. Shina bir gün yapacağız gerçekten. Hani Gizem'le hem o motivasyonu hem de bir araya gelebileceğimiz o kadar uzun süreli bir boş vakti yakalamaya çalışıyoruz. Gizem de şu sıralar yine yoğun. Ben de işte dediğim gibi bitirme projesi, finaller, topik sınavı, koreji sınavı, bir sürü şey var. Onu yapacağız bir gün. Ama hani yeni gruplar için benim de vakti ihtiyacım var. Size de dandik bir tanıtım yapmak istemediğimden dolayı grup tanıtımları bir süredir yok. O kadar. Soru cevap videosu bu kadardı. Eğer eleştirileriniz, Senem bunu yapsana, Senem şunu yapma sana dediğiniz şeyler varsa lütfen video yorum olarak atın. Bu videoyu beğendiyseniz ve beni daha fazla gaza getirmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ki hala kanalıma abone değilseniz olunuz. Ayıp hala olmadıysanız bence. Yazık bana. Beni sevin. Sevmezseniz de olur da. İstiyorsan yani böyle arada bir de olsa tıkla yani ne olacak? Ne mi yapışacak? Annyeong.